Birinci gün ödemler ve şiklerden dolayı biraz daha böyle nefes almanız falan daha tıkanıyor. Tıkanması da aslında şöyle, yani burnunuzdan nefes aldığınız zaman alabiliyorsunuz çünkü biz olumlu tampon kullanıyoruz. Ama beyin şöyle çalışıyor. Siz bir boş bir burnun içinden nefes alırsanız beyin nefes aldığınızı hissetmiyor. O yüzden de devamlı sizi ağza yönlendiriyor. O yüzden dudaklarınız çok fazla kuruyor. Biraz boğazınız yanabilir. Yani farenjit olmuş gibi çok kuru bir boğazla hastaneden taburcu olabilirsiniz. Sonrasında bol bol su içmesini istiyoruz. Yeşil çay, maydanoz suyu, ananas ödemlerini birazcık daha hızlı geçmesini sağlıyor. Sonra İkinci veya üçüncü gün hastalar birazcık daha ödemler aşağı doğru yerleşiyor. İlk başta yukarıda, yani göz seviyesinde olan bir ödem yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyor ve yüzündeki ödem birazcık daha artıyor aslında. Üçüncü günden sonra tamponları çıkardığımız anda hasta birazcık daha rahatlıyor, çok daha iyi bir nefes alıyor. Ama buradaki önemli olan şey şu, hasta daha iyi nefes aldığı zaman hem streslerden kurtuluyor, hem ağzındaki bu kuruluk hissi ve böyle boğazındaki yanma hissi biraz daha azalıyor ve birazcık daha rahat bir süreç geçirmeye başlıyor. Sonrasında üçüncü günden sonra bu tamponu çıkardıktan sonra gece rahat uyumaya başlıyor. Gece rahat uyumaya başlayınca da hastamızın ödemleri birazcık daha hızlı geçiyor.